Toprak TV ekranlarından, Çoban'ın akıl defterinden bir kez daha merhabalar. Bu hafta yetiştiricinin, üreticinin yanındayız her zamanki gibi ama işte gördüğünüz üzere dirsek temasındayız, yan yanayız, diz dizeyiz. Çoban'ın akıl defterinde farklı konuları işledik bugüne kadar ama bugün farklı bir noktadan gireceğiz programımıza. Güneş enerjisi sistemleri ve tabii ki elektrik. Ülkemizde üreticilerin yaklaşık %70'inin iş yerinde, işletmesinde elektrik yok. %20'sinin de yaşam alanlarında elektrik yok. İşte bu oranı lehe çevirmek için farklı teknolojiler ve farklı ürünler var ki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın vermiş olduğu %50'lik hibe ile beraber tabii ki güneş enerjisi sistemlerine de büyük bir rağbet geldi. Ve biz de nabzını tutacağız üreticilerimizin bu gelen güneş enerjisi sistemleri hayatlarına ne kattı? Artıları nelerdir? Eksileri demeyeceğim çünkü gerçekten eksisi yok. Güneş panellerimiz gerçekten de bizim çiftliğimize gün doğdu diyoruz biz. Yani güneş doğdu diyoruz artık. Daha önceden lüks tabir ettiğimiz tüplerin üstünde aydınlatmamızı sağlıyorduk lükslerle. Ve gerçekten de bize çok büyük bir maliyeti vardı bu işin. Yaklaşık haftada 4-5 tane tüpümüz bitiyordu yani aydınlatmayı sağlamak için ki o da 1 saat 2 saat yakabildiğimiz zamanlar oluyordu. İşte Selgün firmasıyla tanıştık. Dedik neler yapabiliriz? Ne ihtiyacımız var? Oturduk konuştuk planımızı çizdik ve gerekli sistemin anlattılar, kurdular. Şu anda televizyonumuz var, buzdolabımız var çiftlikte, süt soğutma tankımız ki en büyük ihtiyaçlarımızdan bir tanesiydi o soğutma tankı. Hidroforumuz var. Çeşitli elektrikli aletleri de çalıştırabiliyoruz. Aydınlatmamız 24 saat. Hayvanlarımızın doğum zamanlarında bu çok önemli bizim için. Çünkü gece doğum yapanlar oluyor. Karanlıkta yavruyu bulamıyor. Yavru kayıplarını yaşıyorduk. Yani onları sağladık. Şu anda 24 saat elektriğimiz var ve gerçekten de çalışma yani şartlarımız bile hafifledi yani. Ben Barnavalı Ali. Şimdi şöyle diyeyim, ben adamları tanımıyorum. Ben burada kâyem ama kim ürettiyse, kim bunu gündeme getirirse Allah razı olsun. Bir kere değil, 1 milyon kere. Daha evveli kuyudan su çekiyorduk. Ateş gibi, içmek için. Patron getiriyordu ama su ısınıyordu. Şimdi dolabımız var. Televizyonumuz var. Sıcak suyumuz var, her şeyimiz var. Rahatlık. Keçi doğuruyor mesela. Bulamıyor annesini, bulamaz ama ışık sabaha kadar yanıyor. Yalıyor, kurutuyor. Sabahleyin biz gittiğimizde emdirmiş. Karanlıkta oluyordu daha bile. Sabaha kadar lüks yakamayız. Yakamıyorduk. Kolaylık oluyor. Allah razı olsun. Işık demek medeniyet demek. Rahatlık. Sergun hayatımızı aydınlattı. Allah razı olsun ondan. Dünya durdukça dursun. Işık gelince ey oldu. Su sorunu, soğuk su arıyoruz mesela. Tekeli köyündeyiz. Uzağız ama buzdolabı küçük bir tane alıp hocam çok memnunum. Küçük 32 ekran bugün akşam televizyon Torbalı'dan gelecek. Onu da bağlayacağım. Koyunlarımızın yarısından fazlasını makasla, koyun ceyranla kırdık yani güneş paneliyle. Allah razı olsun yani çok hayırlı bir iş. İsteyene de arzu ederim yani benim gibi uzakta yaşayanlara, hayvanlara olanlara arzu ederim. Hayvanları gütmeye gideyim. Çocuklar mesela güvende kalayım burada. Güvenli oluyor. Güvensiz yer.
Ama şimdi ışık var. Sergün'ün Allah razı olsun. Başkan Özer Türer'den de Allah razı olsun. Hayvanlarım güvende. Çocuklarım da güvenli oluyor. Ben huzurluyum yani. Herkesin taktırmasını tercih ederim. Böyle ışık şarj ettirme zamanı kaybından şimdi şu anda o sıkıntımız yok. Güneş panellerinden şarj ettiririz elektriğimizi. Telefonum şarj oluyor. Ondan rahatım yani. İşimi daha iyi yapıyorum. Kendime de vakit ayırıyorum. Köye şarj ettirmeye gidiyordum ışıkları. Ama şimdi öyle değil. Beyim hayvandan geldi mi saat 5.30-6 gibi koyunları gütmeden geliyor. Takıyor, gidiyor, yatıyor. Ne oluyor? Akşamüstü alıyor eline. Bize mesela ben işte oluyorum, beni aramıyor. Çok iyi bir şey. Telefonu mesela şarj ettireceğiz. Köye gidiyorduk. Biraz geç kalıyoruz. Bu sefer tartışma çıkıyor. Ama böyle çok güzel bir şey. Gece koyun sağalım desek sağmıyorduk. Çünkü hazır veriyorduk orada hayvanlarımızı yiyeceğe. Süt geliyordu memesine. Ama çocuklar karanlık diyordu. Sağası gelmiyordu. Ne oluyordu? Koyunların memesi mastik oluyordu. Adam bu sefer rahatsız oluyordu. Hadi bakalım paytar. Hadi bakalım inne. Ne oluyordu? Biz rezil oluyorduk. Güneş enerjisinin sayesine gece 11'de hayvanları getirip geliyor. İki kişi önüne oturuyoruz. Çocuklar arkadan koturayı kovuluyor. Çok memnunum, çok rahatım. Çobanın akıl defterinde bu hafta güneşten gelen ışığın peşine düştük. Türkiye'de küçükbaş hayvan üreticilerinin en büyük sıkıntılarından bir tanesi elbette ki elektriğe olan gereksinim ve çoğunlukla ulaşamamaları. Şebekenin olmadığı yerlerde çözüm son yıllarda gitgide yaygınlaşan ve gelişen güneş panelleri. Kırsal kalkınma çerçevesinde verilen hibeler ve destekler bir parça daha çekici hale getirdi bu son teknolojiyi ve yaygınlaşmasına neden oldu. Karaburun'dayız. Aydın ailesiyle beraberiz. Ümit Bey ve eşi bizi konuk etti şu an. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Yeni tanışınız bu teknolojiyle esasında. Bir buçuk ay oldu dediniz. Neler değişti hayatınızda? Hayatımızda çok şey değişti yani sosyal yaşamdan. Elektriğin olması, televizyonun olması, buzdolabının çalışması. Yememizden, içmemizden, maddi manevi her türlü hayatımız değişti. Bunun haricinde yine azımsanmayacak sayıda bir keçiye bakıyorsunuz. Evet. 350-400 civarında olduğunu söylediniz. Tabii ki gereksinimleriniz var. Sadece elektriği ışık olarak algılamamamız lazım. Günlük hayatınızda o konfor hem yaşantınıza hem de işinize yansıdı. Yememizden, içmemizden konfor. Maddi açıdan da misal bize çok büyük destek oldu. Biz misal her gün günlük 5 lira buz parası veriyoruz. 5 lira da mazot parası veriyoruz bu buzu alıncaya kadar. Misal haftalık yani 50 milyonluk alışveriş yapıyoruz. Yaptığımız alışverişin 20 milyonu yiyorsak 30 milyonu eriyor, çürüyor, akıyor, çöpe atıyorduk. Şu anda diyelim ki haftalık 20 milyonda öteberi bir şey alsak onlar bir hafta boyunca bitinceye kadar yiyoruz, kullanabiliyoruz yani. Yoğurttur, süttür, öteberi şeyleri dolapta saklayarak muhafaza ediyoruz. Çok uzak değiliz aslında burada yerleşime. Karareis mevkiindeyiz evet, ama konum itibariyle baktığımızda elektriğin buraya kısa zamanda gelmesi mümkün değil herhalde. Değil değil. Mümkünatı yok. Yerin bizim olmamasından dolayı. Bir de elektriğin özel hat olması. Yani bizim almamıza bir mümkünat yok. Bugüne kadar girişimleriniz olmuş muydu peki elektrik için? Yok hayır. Hiçbir girişimimiz olmadı. Arkadaşlar geldi. Bize tavsiye ettiler. Biz de beğendik. Aldık yani. Hoşumuza gitti. Anlattıkları detaylar. Memnunuz yani. Çok memnunuz. Yengecim aslında yükü de çeken kadınlar oluyor çoğunlukla. Burada sizin de hayatınızda kolaylık bir parça daha gelmiştir. Bir buçuk ay oldu aşağı yukarı dediğiniz güneş panelleri geleli. Sizin hayatınızda neler değişti? Valla güneş panellerin gelmesi elektrik dışarıda mesela biz gündüz hadi böyle oluyor ama gece bizim bulaşığımız oluyor. Akşam yediğimiz mesela bulaşığımızı sabaha bıraktığımız zaman işimizi aksatıyor sabah işinde. Elektrik olduğu zaman yemeğimi yapabiliyorum mesela mutfağıma geçip de dışarıda bulaşığımı yıkayabiliyorum ışık olduğundan ötürü. Buzdolabının olması çok önemli. Televizyon o kadar değil illaki buzdolabı bizim için. Yoğurtumuzu, sütümüzü, peynirimizi mesela artan yemeklerimizi su önemli çok, buz önemli çok bizim için. Yani suyumuzun olması çok önemli. Ondan mesela etimizi muhafaza etmesi daha çok önemli. Evet, yılda 500 milyonluk eti çöpe atıyorduk biz yani sağa sola. Yani. En az yılda 500 milyonluk et gidiyordu çöpe. O yönden çok çok iyi.
Bu mesela haftada bir kere çamaşır makinesi de çalıştırılır diyor. O da olursa benim için daha çok önemli olacak. Daha çok iyi olacak. Bunun desteklenmesi olarak o daha iyi. Mesela bir belirli kısmını devlet destekliyor. Belirli bir kısmını da biz ödeyeceğiz. Oradan bize zaten çok cazip geldi. Karaburun'da Gülbahçe mevkiindeyiz. Burada yine solar panellerden yararlanan bir başka yetiştiricimiz Cengiz abiyle beraberiz. 5,5-6 ay oldu dediniz kullanalı. Ne fayda gördünüz? Valla şimdi onun faydası çok. Şöyle ben anladım. Telefon şarjı bitse bile şarja takıyorsun, dolduruyorsun. Hı. Hayvanlar şimdi daha doğuma girmedik gerçi de. Doğuma girdiği zaman hayvanları karanlıkta bulamıyorsun. Işıkları yakıyorum. İstediğim gibi bulabiliyorum. Diğer taraftan ışıkları yakıyorum. Güvenlik bakımından da çok ihtiyaçlı bir şey. Bir de bu karaburun tarafından mesela daha çok hayvanlarla uğraşanlar yukarılara çıktıkları için esas onlara ideal bir şey. Akşam geliyorsun, yorgun yorgun ışıkları yakıyorsun, yemeğini yiyorsun. Evet, turumuza devam ediyoruz. Ege bölgesini karış karış gezdik. Abi tekrar Seferihisar'a döndük. Burada Hasan Gündüz'ün çiftliğindeyiz. Seferihisar'da merkezden yani medeniyetten bir 5-6 kilometre uzaktayız. Elektrik şebekesi burada yok. Aslında planlara bakacak olursak yakın gelecekte de gelmesini beklemiyor kimse. Çözüm güneş panelleri her zaman olduğu gibi. Bugüne kadar ziyaret ettiğimiz çiftliklerin içinde kapasite olarak en büyük panellerden bir tanesi kurulu tesis olarak. Burada medeniyetin nimetlerinden hemen hemen faydalanıyor çalışanlar da. Ali abimizle beraberiz. Bir senedir yaklaşık burada paneller var ve faydalanıyoruz dediğiniz. Geçmişe bakacak olursak ne yoktu ne geldi? Eskiden o şeyler vardı, eski şeyler vardı, lambalardan, fenerlerden. Şimdi bir arkadaşımız şey yapmış, önder olmuş, bu şeylere yapmış. Biz de tamam dedik, yaptırdık yani. Ne mutlu ki böyle bir şeye herkes isterim. Yapmasını yani isterim ya. Yani. Her bir ağılda, dağlarda mesela elektrik yok. Herkes böyle olmasını isterim yani. Çoban olarak... Hatta değişelim artık, sürü yöneticisi olarak hayvanların beslenmesinden, sağlığından, her şeyinden aslında siz sorumlusunuz ilk etapta. Evet. Şimdi görüyoruz ki içerisi ışıl ışıl, daha sağlıklı bir ortamda kalıyor kuzularımız, tabii, koyunlarımız. Nasıl değerlendirirsin? Bu ışık geldikten sonra her şey tertemiz, yemimizi veririz gecenimiz saatinde, mesela 11'inde, 12'sinde. Ne mutlu ki böyle bir şeylerde çok şey yaptık yani, sıkıntı çektik. Bu şeylerde bak ne güzel adamlar... Güzel arkadaşlar yapmış, şey etmiş, biz de önder ettik, yaptırdık burada. Birkaç arkadaşımız da yaptırdı burada. Sizden gördükten, beğendikten tabii, sonra yaptırdı. Tabii. Bizden gördü, o arkadaş da geldi burada, gördü. Ben de isterim dedi. Biz de şey yaptırdık, önder olduk. Yaptırdık yani, o arkadaş da yaptı. Ne mutlu ki böyle şeylere herkes ister mi? Tercih eder mi? Tek cümleyle özetlemek gerekirse üretici gecem gündüze döndü diyor güneş panelleriyle. Gerçekten elektriğin nimeti kırsal alanda, şebekenin olmadığı alanda çok büyük. Bunu değerlendireceğiz. Şu an Balıkesir'deyiz, Karaköy mevkiindeyiz ve şu ana kadar gezdiğimiz yerlerde yine açıkçası üreticiye örnek olacak kapasitede yine bir tesis kurulu burada. Nizamettin abim, kolay gelsin öncelikle. Sağ ol. Hayırlı işler diliyoruz. Biz bayağı zorlanarak geldik. Evet. 3-4 kilometrelik bir yol var ama
tırmandık. Öyle kolay da değil buraya gidip öyle, gelmek. Öyle icap etti, öyle olacak. Öncelikle yine kolaylıklar diliyoruz sana. Sağ ol, Allah razı olsun. Güneş panelleri ne getirdi, ne götürdü? Bir kısa sohbet edelim seninle. Bir defa ilk baştan işe başlamadan bunu yapan ve yaptıran, icat eden firmadan kat kat 100.000 kere Allah razı olsun, gene razı olsun, gene razı olsun. Mutlusun, mutlu memnunsun. Demek, ne demek ya, hayat varmış, hayat. Burada hayvanlara ilaç alıyorum. Bir kutu ilaca 180-170 milyon para veriyorum. Kullandın. Kullanamadın. İlaç sıcakta bozuluyor. At. Soğukta kalması lazım yani. Et alıyorsun dolaba, buzdolabına. Buzdolabı yokken yedin yemedin, at. Ama şimdi buzdolabında hepsi ilacını, hayvanın ilacını koyuyorsun. Etini, her şeyini tam sabit. Ondan sonra karanlıktan aydınlığa çeviriyorsun. Hepsi yani mevcut. Karanlık yani karanlığım gündüze döndü yani. Memnunsan problem yok, yeter ki bunu verimle de kullanabilsin. Ya, Allah razı olsun diyorum bak. İcat edenler, sebep olan insanlara Allah razı olsun. Burada bayağı geniş bir arazim var. 100'e yakında koyunum var. Var. Yine büyükbaş yetiştiriciliği var. Yapıyorsun. Evet. Güvenlik problemi de oluyor ki ben burada yaklaşık 4 tane, yanılmıyorum değil mi? 4 tane kamera gördüm. Kamera, 4 tane kamera. Şimdi aynen önümde bakıyorum düğümü, basıyorum düğümü. O güneş panelinin içerisinden her şey önümde. Hı-hı. Kamera gösteriyor. Tavsiye ediyor musun sen diğer yetiştiricilere? Sen ne diyorum ya, Allah razı olsun diyorum. Bak tekrar yapandan böyle ne diyorum, o şekilde ben... Yani karanlığım gündüze döndü, başka bir şeyim yok ya. Yani. Turumuz devam ediyor. İsmail Bilgeç ile beraberiz. Balıkesir Susurluk'ta Sultaniye Mahallesi'nde. Burada gerçekten çok uzak değiliz merkezi ana yolu ama elektrik yok, şebeke yok. Yok. Siz de güneş panellerinden yararlanıyorsunuz. 5 ay olduğunu söylediniz. Ne değişti hayatınızda? Hayatımızda yani kolaylık oldu. Şöyle bir önceden geliyorduk buraya mesela geceleri. Karanlık mesela. Şu an elektriğimiz var. Memnunuz yani. Bunun haricinde güvenlik problemi teşkil ediyor. Her üretici, her yetiştirici bunun altını çiziyor. Güvenlik, hayvanımı gönül rahatlığıyla bırakamıyorum. Mutlaka başında biri ya, duruyor ama bir ışık falan yakıyoruz mesela giderken bir yere. Dışarıda bir lambamız yanıyor. Böyle yani bir rahatlığımız var. Ya televizyonumuz var, buzdolabımız var mesela. Lambamız aynı normal ev lambası gibi yanıyor. Önceden mesela cep telefonumuzu şarj etmek sorundu. Evde doldurup öyle geliyorduk ama şimdi burada hemen istediğimiz gibi takıyoruz. Şarjımızı yapıyoruz. Gece hayvanlara bakmak için yakıyoruz lambamızı. Girip bakabiliyoruz yani. Rahatlık yani. Ailemize geliyoruz rahat bir şekilde. Televizyonumuz burada. Yani hepimiz burada kalabiliyoruz. Rüzgar ve güneş enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarında ön planda. Çiftçinin öncesi ve sonrası, üreticinin öncesi ve sonrasını mercek altına alıyoruz bizler de. Lüks lambaları, petrol kaynaklı lüks lambaları aydınlanmada bugüne kadar kullanılan alternatiflerden biri. Aynı şekilde yine sıvı yakıt kullanan, akaryakıt kullanan jeneratörler de ve ağır metal içeren aküler de bugüne kadar alternatif olmuş ama dediğimiz gibi rüzgar ve güneş enerjisi en temiz alternatiflerin başında ve günden güne yaygınlaşıyor. İşte tercihini yeşil enerjiden yana kullanan bir başka üreticimizin, Ramazan amcamızın yanındayız şimdi de. İsmim Ramazan Kahraman. Eski minder güreşçilerinden, Türkiye şampiyonlarından, Balıkesir, Yeniköy, Merkez Yeniköy köyündeyim. 15 sene öncesi buraya evimizi yaptırdık. Cereyansızlık. Bu arkadaşlar geldiler, güneş paneli kurdular. Buzdolabı, çamaşır makinesi, hepsini çalıştırıyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Telefon, televizyon hepsini çalıştırıyor. Şarj aletini taktık mı, yani eskiden kahveye gidiyordum mesela şarj aletini takmaya. Şimdi burada ihtiyaçlarımız görülüyor. Yoğurdumuz, etimiz, anlıyor musun, saklanabiliyor.
Eskiden iki gün içinde tüketmek mecburiyetindeydik mesela. Benim adım Mehmet Tobel. 1972 Trabzon Çaygara doğumluyum. 20 yıl önce buraya madene geldim, emekli oldum. Emekli olduktan sonra hayvanla uğraşmayı kafamda planladım ve burayı aldım. Burayı aldık, burada elektriğimiz yok. Burası yaklaşık şehirden 3-4 kilometre uzaklıkta. Suyumuz yoktu haliyle, elektriğimiz yoktu. Elektrik olmadan burada bayağı bir sıkıntılarımız vardı. Mesela ne gibi sıkıntılarımız vardı? Benim aşağı yukarı 150 tane hayvanım var. Burada hayvanların sağdığım sütü, yeri geliyordu, sütüm zebil oluyordu. Nasıl ekşiyordu? Yani elektrik olmadığından, sıcaklıktan dolayı sütümüz ekşiyordu. Bu arkadaşlarla tanıştıktan sonra internetten inceledim. Böyle bir sistem bizim işimize yarayacağını, bize bir nebze de olsa bizi hayata döndüreceğini kendi yaptığımız istişareler sonucunda vardık. Ve bu sistemi buraya getirdik. Bu sistemi buraya kurduk. Bu sistemi buraya kurduktan sonra sütümüz kesinlikle zebil olmadı. Telefonumuz, şarjlarımız sıkıntı oluyordu. Öyle bir sıkıntımız olmadı. Elektrik geldikten sonra buraya ister istemez karşıya dalgıç koyduk. Suyumuz geldi buraya. Yani su geldikten sonra zaten buranın şekli şemali ister istemez değişti. Ya bu sistemi bilinçli kullanacaksın. Ben yani yaklaşık bir aydır sanırım bu sistem bende. 3 kava elektrik var bende, 10 panel. Bütün bende ne var burada mesela? Çamaşır makinemi çalıştırıyor, bulaşık makinemi çalıştırıyor, klimamı çalıştırıyor. Ondan sonra dalgıcımı çalıştırıyor. Burada kaynak yaptım ben bu sistemle. Ama hepsini bir anda koyduğun zaman çalıştırmıyor. Ne yapacaksın? Aşırı yük diyor sana. Kullanmadığın internetin mesela bilgisayarımı çalıştırıyor. Çekeceksin, televizyonun fişini çekeceksin. Yani elektriğimiz 3 kavaya sınırlı olduğu için sen buna kalkıp da 5 kavalık yükleme yapıyorsan sana sıkıntı yapar. Yani bize çok bir hayat verdi. Yani burada telefonumuzu istediğimiz gibi şarj ediyoruz. Bunlar televizyon dinliyorum ya, burada şehirden burada bak hiçbir yer, Allah'ın bir dağında televizyon seyrediyorum. Dünyayla bağlandığını kuruyoruz. İnternetimiz var. Güzel bir sistem. Herkese tavsiye eder miyim? Ederim. Gerçekten bilinçli olduktan sonra insanlara katkısı olur. Ben bir de bunu %50 devletin desteğiyle aldım. Bunu da ilgisi alakası bu işe söyleyen arkadaşlar için söylüyorum. Nasıl %50 aldım? Bana bu sistem 22 milyara mal oldu. 22 milyarın yaklaşık 8,5 milyarını devlet verdi. Yazılıyorsun. Yazıldık. Burada gelen arkadaşların tavsiyesine Allah razı olsun. Onlara da teşekkür ediyorum. Şansımız da vardı. Geldi. Bunun yarı parasını devlet verdi. Kurduk. Sistem çalışıyor. Memnunuz. İnşallah da umur boyu burada bize katkı sunar. Daha da yani bunu büyütme şansın da var. Şimdi bunu çoğu insanlar bana buraya kurduktan sonra gelip gide soran adam. Ya diyor bunu buraya kurdun. Bunu büyütebiliyorsun. Yani bunun avantajları o. Yani bir sistemi kuruyorsun. Sana daha çok mu elektrik lazım? Benim şimdi bu 3 kava, bunu 5 kavaya da çıkarabiliyorsun. Yani edindiğimiz izlenimlere göre, araştırmalarımıza göre yanında ilave yaparak büyütebiliyorsun. Tabii büyüttükçe maliyet artıyor ama en azından yapmış olduğun yatırım zebil olmuyor. Benim adım Mustafa Burçak. Kınık Karadere köyünde Karalan yaylasındayım şu anda. Rakımı 900-950 olduğunu zannediyorum. Serin bir yer. Bazen sıcak oluyor, bazen de soğuk olduğuna da şey yapayım, yayla burası. Köyden tabii 7 kilometre uzak olduğu için bu elektrik panellerini, güneş panellerini gerek duyduk. Elektrik yokla tüp, 5 kiloluk tüple yakıyorduk. Onunla tütün diziyorduk, şey yapıyorduk. Bu güneş panellerini verince şey yaptı, daha iyi oldu. Bizden görünce çevre köylerden alacağını zannediyorum. Bence de çok iyi bir şey. Alırlarsa da çok iyi.
Ben Ali Çakmak, emekliyim. Böyle bir yerimiz olduğu için burada hayvancılık yapıyoruz. Cereyana ihtiyacımız oldu. Köyden getirelim dedik. Mülkiyeti çok oldu. Yani 50-60 milyar civarında oldu. Böyle bir şeye başvurduk. Buzdolabı, televizyon, 8-10 tane lamba çalıştırıyoruz. Keşke daha önce başvursaydık. Önceden bir soğuk su içmemiz gerekiyordu. Bergama'dan buz getiriyorduk. En fazla 2 gün dayanıyordu bize. Benden gördükten sonra 3-4 kişi dahi başvuracakmış diye düşünüyorum. Söylüyorlar, soruyorlar. Nasıl, rahat mısın falan diye. Ben de kendilerine söylüyorum. Rahatım. Bu rahatlığın parayla ölçecek bir şeyi yok. Yani imkanı yok. Parayı insanlar kazanıyor. Ama insanlar da parayı ne için kazanıyor? Rahatlık için, huzur için kazanıyor. Bu da bu imkanı da Sergüller bize verdiği için son derece memnunum ben. Merhabalar, ben Hasan Hüseyin Engin. İzmir ili Bergama ilçesi Yukarı Kırklar köyünden sesleniyoruz size şu anda. Dededen ve babadan beri görme olarak çiftçilikle uğraşmaktayız. Kırsal alanda bilindiği gibi elektrik sıkıntısı tüm camianın sıkıntısıdır. Biz de güneş panelli, güneş enerjisinden elektrik üretme çabasındayız. Bu nedenle gerekli sistemi kurduk. Şu anda çok memnunuz. Bir ev ortamında, sanki köyümüzde bir evimizde oturur gibi yaylak dediğimiz bu arazilerde 4 mevsim kalabilmekteyiz. Bizim için gerçekten güzel bir sistem. 4 mevsim kalabilmekteyiz dediğimiz gibi. Elektriğin artık hayatımızdaki önemi gerçekten tartışılamaz. Vazgeçilmezlerimizin en başında gelmektedir. Güneş enerji sistemleri de kırsal alandaki tüm çiftçi arkadaşlarımız gibi bizim de tüm gereksinimlerimizi sağlamaktadır. Bu alanlarda yaz mevsiminde tütün, kavun, bamya ekimi yapılmaktadır. Kış mevsiminde ise yazla beraber, hayvancılıkla beraber devam etmekteyiz. Kışın daha çok hayvancılıkla uğraştığımız kış mevsimi nedeniyle ekimin yapılmamasından dolayı hayvancılıkla uğraşmaktayız. Ve bu aşamada elektrik bizim için daha önemlidir. Daha önceleri sadece yaz dikimi ekimi yapıldığı için, kışın köylere göçüldüğü için şu an elektrik enerjisine pek gerek duyulmamaktaydı. Ancak artık yaylalarda da 4 mevsim kalınma çabasında olunması, hayvancılığın yaylalara kayması, bunun maliyeti azaltmak, kuru gıdayı, hayvanlara verilen hazır yem oranını, miktarını azaltmak için yaylara çekilmesi nedeniyle vatandaşlarımızın ve bizim de elektriğin artık muhakkak olması gerektiği tartışmasızdır. Bize de bu nedenle güneş enerjisinden ürettiğimiz elektrik bizim için mükemmel, vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Gerek bunu üretenler, gerek bu hizmeti bize getirenler, aracı olanlar, herkes için teşekkür ederiz. Gerçekten bizim için bir veli nimet vasfındadır. Hayatımızı %100 değiştirmiştir güneş enerjisinin gelmesiyle. Artık otlak, yaylak, yaz göçmesi dediğimiz kavramlar ortadan kalkmış. 4 mevsim yaylaklarda kalma imkanı meydana gelmiştir. Bizim için büyük bir kolaylıktır. Bunun yeri yatsınamaz tabii ki. Ama bilindiği gibi her ne kadar bunlar olsa da çiftçilik artık zor bir döneme girmiştir. Yeni bir nefes alma çabasındadır. Bunun da inşallah bu güneş enerji sistemiyle yeniden daha da geliştirilerek büyük işletmelerinde, çiftçilerin de bunu geliştirerek büyük şekilde kendilerini geliştirip para kazanmalarıyla bitmek üzere olan çiftçiliğin yeniden canlanması için mükemmel bir veli nimet. Ben hemen Yaşilli Köyü'nden Hasan Ergin. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Aydınlatma için bu panelleri aldık. Çok rahat ettim. Kışın bilhassa hayvandan doğumunda olsun, efendime söyleyeyim, gece aydınlatmada olsun, her türlü imkanım aydınlandı yani her şeyim. Bu olmadan önce löküs yakıyorduk, el fenerinle hayvanları dolaşıyorduk. Şimdi çıktık, ışığı basıyoruz, her taraf aydınlanıyor. Telefonla çok arayanlar da oluyor. Bilgi hakkında bana soruyorlar. Ben de memnunum diye bildiriyorum arkadaşlara.
Adım Müzaffer, su ismim Turan. Ağrı'dan geldim. 73'te bu memlekette. Çalıştım, 25 sene iş yaptım. Ondan sonra emekli oldum ben. Emekliden sonra geldim buradan, bu çiftçiliğe başladım. Çiftçilikten 10 senedir ben burada çiftçilik yapıyorum, mal bakıyorum. Allah bereket versin. İşimiz iyidir. İşimizden memnunuz. Ondan sonra ceyranımız yoktu. Yani bir soğuk su, bir yemekimiz, rahat yerim yoktu. Bu sene bu şirkette anlaştık. 2003'te. 2004'te bize ceyran bağladılar. Allah razı olsun. Biz memnunuz ceyranda. İşimiz iyidir çok şükür. Gece gündüz çalışıyor, lampalarımız yanıyor. Yani memnunuz, bir şeyimiz yok, bir şikayetimiz yok. Şimdi Allah'tan şükür elektrik gelince durumumuz iyidir. Suyumuz çoktur, sütümüz bozulmuyor, yemekimiz bozulmuyor, yoğurtumuz bozulmuyor. Biz öyle geçinip gidiyoruz çok şükür, memnunuz, durumumuz iyidir. Önce biz bir şey sahip çıkmıyorduk. 5 milyon para veriyorduk, 5 kilosu milletin dolabına koyuyorduk. O da nazlı nazlı. Ondan idare ediyorduk biz. Burada biz iki kişiydik. Şimdi torunlar geldiler, oğlan geldi, gelin geldi. Çünkü şimdiye kadar ceyran yok ya, bunlar gelmiyorlardı. Ceyran geldi, bunlar da geldiler. Şimdi rahatız. 250-300 hayvana iki kişi biz bakıyorduk. Yani şimdi bunlar geldi de yanımızda biz rahatız. 300 hayvan kolay değil iki kişiye bakmak. Salması var, bakması var, emdirmesi var, otlaması var. Artık yani zor biz bugüne kadar getirdik ama çok şükür bugün ceyran var, çocuklar geldiler, rahatız. Isınmak için tüp veya aydınlanmak için yine tüpten lüks lambası. Etlerimizi muhafaza etmek için stafor içinde buz vesaire örnekler, evet, ihtiyaçlar beraberinde çözümleri de getiriyor. Aydınlanma ve tüm elektrik ihtiyaçları içinse şu an güneş panelleri en iyi çözüm. Evet, bu hafta Çobanın Akıl Defteri'nde yeşil enerjinin peşine düştük. Yetiştiricilerin kullandığı güneş panelleri onların hayatlarına, gündelik yaşamlarına ve iş hayatlarına ne kazandırıyor, bunu mercek altına aldık. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla tekrar sizinle beraber olmak üzere. Hoşçakalın.